Türk milletinin tamamen ücretsiz ilan sitesi ilanet.net'in katkılarıyla. Evet arkadaşlar merhaba. İngiltere Aile Birleşimi Language Search sınavının 5 bölümden oluşan Language Search sınavının ilk 2 bölümünü tamamladık. Şimdi 3. bölümdeyiz. 3. bölüm resimlerden oluşuyor arkadaşlar. Şu anda çok özür diliyorum tam hatırlayamadım ama 1 ya da 1,5 dakikalık bir kısım olması lazım. Yani toplamda sınav zaten 6 dakika olduğu için 1 dakika, 1,5 dakika bazen işte atıyorum orada 1 dakika diyor ama 1,5 dakikayı bulabiliyor. Öyle de hani inisiyatif de kullanabiliyor. Şimdi Ahmet Bey size iki resim arasındaki farkı yansıtacak. Bu hani gazetelerdeki iki resim arasındaki 7 farkı bulun gibi bir bulmaca vardı ya. Ahmet Bey merhaba. Merhabalar hocam. Nasılsın? Hocam yorumlarda çok muhabbet ediyorsunuz ya. Küstüm arkadaşlar. Küstüm konuşmuyorsun. Tamam. Evet. Biz merhabalaşmayı kamera önünde unuttuk. Evet. Önceden içeride muhabbet ettiğimiz için. Şimdi arkadaşlar bu bölümde sizin ekranınıza bir resim gelecek ve konuşmacının, sınavı yapan kişinin de ekranında bir resim olacak. İki resim arasında böyle ufak tefek farklar olacak. Burada mesela açık havaysa hava durumu mutlaka farklar oluyor. Birinde güneşliyse birinde yağmurlu oluyor. Atıyorum bir mekansa işte oradaki sandalye sayılarını en son geçen hafta sınava geçen hafta değil, 2 gün önce sınava giren öğrencim, hocam işte burada benim resmimde 3 sandalye vardı, diğer resimde 2 sandalye vardı, bunu konuştuk falan, çok basit bir resimdi dedi. Atıyorum işte masanın üstünde vazo var, masanın üstünde çiçek var, hani ne varsa böyle karşılıklı birlikte birbirinize soru sorarak buluyorsunuz. Burada en çok kullanılan kalıp arkadaşlar deriz derar. Çünkü var yok dünyası. Direkt o geldi hocam. Değil mi? Evet, deriz derarla ilgili cümle kurulumunda sıkıntınız varsa şu taraftan izliyoruz arkadaşlar. Ahmet Bey linki bırakacak. Aynı zamanda burada insanların üzerinde giydiklerini, taktıklarını wear giymekti, wear'la söyleyebilirsiniz. Resim anlatırken şimdiki zaman kullanırız insanların yaptığı şeyleri. Mesela adam müzik dinliyor. Çocuklar bahçede futbol oynuyorlar derken children are playing football ya da the man is listening to music. Şimdiki zamanla anlatmamız lazım yapılan işleri. Diğer bir husus, mesela gözlüğü var, elinde bir havuç var, elinde bir elma var derken he has got a carrot in his hand. Elinde bir havuç var. Ya da she has got, çok tane tane söylüyorum. Ahmet Bey de yazıyor. Nereye yazacağım resimlerden önce? Ha, bu önce açıklamaları yazarsın, evet. Sonra resme geçersin. Peki resimleri anlatırken nereye yazacağım? Yansıtırız hocam. Bulursun sen. Ayarlarız hocam, sıkıntı sen. Değil. Okey. Atıyorum she has got glasses. O gözlüklere sahip, gözlükleri var. İşte saçı sarı, saçı kısa, uzun. She has got blonde short hair. Sarı kısa saçlara sahip gibi. Şimdi yaptıkça anlayacaksınız arkadaşlar. Ben ekrana, daha doğrusu Ahmet Bey, ben demeyeyim, her şeyi ben yapmıyorum tabii ki. Ahmet Bey'in de ufak da olsa katkıları oluyor. Ahmet Bey ekrana hem sizin ekranınıza çıkacak resmi hem de sınavı yapan kişinin ekranında çıkacak resmi ikisini yan yana aktaracak ki siz ikisini görüp nasıl kıyasladığımızı anlayın diye. Evet Ahmet Bey, buyurun birinci resmimize başlayalım. Evet arkadaşlar, diyecek ki size sınavı yapan kişi it's a bank diyecek. It's a bank photo diyecek. It's a bank picture diyecek. Bu bir banka resmi diyecek. Ve diyecek birlikte biz işte we are going to find the differences diyecek. Farklılıkları bulacağız. Hocam, I start diyecek mesela. Ben başlıyorum. Biraz önce şey dediniz. İki fotoğraf var. İkisi de iki ekrana gelmeyecek mi? Hayır. Ha, ben öyle diye anladım. Şimdi, bunu bana ilk gönderdiğinizde. Yok. Şimdi ben konuşmacıyım. Sınavı yapan kişiyim. Siz beni görmüyorsunuz zaten. Bilgisayar önünüzde. Aldığınız bilgisayarı. Önünüze bir resim geliyor. Diyor ki sendeki resimle bendeki resim farklı diyor. Bende de bir resim var. Sende de bir resim var diyor. Siz onun resmini göremiyorsunuz. Hmm. Diyor ki hadi bu farklılıkları birlikte bulalım diyor. Benim resmimde diyor mesela hava güneşli diyor. Siz diyorsunuz ki benim resmimde yağmurlu. Yağmur yağıyor. İşte diyor ki benim resmimde 5 kişi var. Ha, benim resmimde 3 kişi var diyorsunuz.
Bu şekilde oluyor. Burada how many kalıbı, kaç kişi var, kaç masa var, kaç sandalye var, bu çok fazla kullanılır. Evet, ilk resmimiz bankayı yansıttık mı Ahmet Bey? Siz Ahmet Bey'in yansıttığı şekilde iki resmi yan yana görmüyorsunuz arkadaşlar. Sınavda öyle görmeyecek. Yani peki, bir tanesini görecek. Şöyle bir kural yapalım o zaman. Burada soldaki mi sizin ekranınız olacak, sağdaki mi? Yani fark hangisi etmez, olsun? Hiç fark etmez. İlk fotoğraf sizinki olsun. Siz gözetmen misiniz yoksa? Şey ben mi? Gözetmen olayım. Tamam. Ben de öğrenci mi olacağım? Bak. Bana dedi ki hocam bana bunlardan sorma. Hocam yok, ben gönüllü öğrenci falan değilim. Kendi elimle tuzağa mı düştüm şu an? Vallahi öyle yaptım. Seninle birlikte yapacağız mecbur. Evet, sınav vermişsin gibi düşün Ahmet Bey. Tamam mı? Evet, ekrana yansıdıysa şu anda. Arkadaşlar iki resimde de tarihler aynı, tesadüf. Bir saniye normalde... hocam eşimi de özleyeyim şimdi, moda gireyim iyice. Evet. Lavukluğumdan ayrıyım, evet. Az önce yemek yedik biz katta arkadaşlar. Evet, o ikisinde de 19 Mayıs. Burada genelde tarihler, tarih varsa tarihler farklı olabilir. Bu tesadüf aynı olmuş. Saat varsa saatler farklı olabilir. İşte insan sayısı farklı olabilir. İnsanların taktıkları, giydikleri, saç renkleri, göz renkleri farklı olabilir. Bakalım şimdi. Şimdi vazolu resim benim resmim olsun Ahmet Bey. Öteki de tamam. Kağıtların olduğu da senin resmin tamam. olsun. Tamam mı? Okey, başlıyorum. In my picture, there is a painting on the wall. There is a painting on the wall. Duvarda bir tablo var. And there is a tree, there is a green tree in the painting. What about your painting? Is there a painting in your picture, Ahmet Bey? Senin, I don't know. Senin resminde painting neydi? Tablo. Yani, senin resminde tablo var mı? Tablo var da painting deyince ben direkt şey, sulu boya tablo anlamında anladım. Bu fotoğraf da olabilir şey de, onu anlayamıyorum. Ha, painting tablo demek. He, öyle mi? Ya o kadar detay sormaz Ahmet Bey. Basit ne bileyim hocam. Basit kelimeler. Şey, sulu boya. Bu biraz benim için yağlı boya, guaj boya, ha. Hangi teknikte yapılmış? Böyle bir soru cinsi yok Ahmet benim Bey. İçin biraz teknik İngilizceye girdim bu. Hayır, painting var mı yok mu? Yes. 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 What do you see? What do you see in the painting? My painting. In my painting. In my painting there is a mount. Mountain. 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 There is and demeyeyim de, there are mountains. And mountains and on mountains tree. White trees. White trees. Okay, good. Yes. Yes. How many people are there? How many people are there in two. Your photo? Two people. There are there two are, people. There are two people in my picture. Okay. In my picture, there is a bank clerk. Bank clerk, işte banka memuru. Bank clerk. And there are two customers, müşteri. There is a bank clerk and there are two customers. So, there are three people in my picture. Okay. Yes. Is there a table in your desk, Ahmet Bey? Yes. Okay. And what is there on the table? And... There are. Evet. Yes. There are on the table papers. İlk önce var dedik. Ne ha, varsa onu söyledik. And, ondan sonra nerede oldu? Arkadaşlar yanlış yapmasın. Evet. And there are a lot of papers mı diyeyim? Evet. A lot of papers on the table. On the table. Ah, okay. In my picture, there is a vase and there are purple flowers in the vase. Okay. Yes. What about the desk? What do you see on the desk? What do you see on the desk? Hiçbir şey. Nothing. 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 Okay. In my photo, there is a pen on the desk. Is there a pen? Is no. there a pen on your desk? No. No. Okay. The bank clerk has got glasses. The bank clerk is wearing glasses. Gözlük takıyor in my picture. But in your picture? No. He is not wearing glasses. Glass. Good. Okay. What else?
Has the customer got a bag in your picture? Has the customer, müşteri, has yes. the customer got a bag in your picture? Bag. Yes. He has got in, onu nasıl söyleyebilirim ki? Ne diyeceksin? He has got a bag de yeterli. He has got a bag. But in my picture he hasn't got a bag. Arkadaşlar gördüğünüz üzere şimdiki zaman have got, has got ve there is there üzerinde dönüyor en Peki çok. Peki arkadaşlar cesaretlendirmek adına hocam benim bu kötü İngilizcemle geçebilir miyim sınavı? Onlar hala geçer. Sınavın bir bölümü. Oğlum evet. Fena değilsin. Evet, burayla ilgili tarihler konuşulabilir ama tarihler aynı. Bakın görüyorsunuz resimlerde bir tanesinde kalem var, diğerinde yok. Söyledik çanta var, yok. Bir hanımefendi fazladan var diğer resimde. İşte banka memurunun, bank clerk'ün gözlükleri var. Ondan sonra vazoda çiçekler var, diğerinde kağıtlar var. Evet, şimdi gelelim ikinci resmimize. İkinci resmimizi paylaşalım Ahmet Bey. Tabii. Bu da bir post ofis olabilir, postane olabilir. Ahmet Bey, yes, seninkisi sir. Yine saat 10 olan kısım, 13 Aralık olan, benimkisi diğeri. Tamam mı? Hı hı. Başlıyoruz öyleyse. Sen alıştın buna. Okay, this is a post office picture. Okay? And in my picture, there are some differences in your between my picture and your picture. There are some differences. We will find them. Okay. How many people are there in your picture? Four people. Four people. There are four people in my picture. Okay, there are four people in my picture too. There is a man and he is sad. He is not happy. What about your picture? What about demek ya senin resminde? What about your picture? Şöyle diyeceğim, bir saniye hocam. Nasıl kurabilirim? Doldu bir saniye. In my picture, all people very Çok happy. Güzel. All people are very happy. Very happy. Okay. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Mesela bir şeyler söyleyip size soru sorup siz cevap verdikten sonra şimdi sen bana soru sor diyebilir. Tamam mı? Ben öğrencilerim genelde panik oluyor karşı taraf bir şey deyince, hep şunu çalıştırıyorum. Diyorum ki resimde ne görüyorsan baktın anlamıyorsun, bodoslama devam et. Anlat. Üç kişi var, birinin elinde zarf var, işte bir tane çanta var, çanta masanın üstünde, saati gördüm orada, saat tarihi mutlaka söyleyin. Yani böyle saydırın. Çünkü diyor ki hocam bana bir şey derse ben paniklerim diyor. Hani halbuki bir şey demiyor. Şimdi sen sor diyor en fazla diyeceği şey. Ama öyle bir panikleme durumunda mesela birinci resim için konuşuyorum. Sizinki birinci resim dedim ya. Ben olsam neler söylerdim? It's a post office. There is a family. They are customers, müşteri. The mom has got blonde hair. Long blonde hair. They are happy. The boy, the child has got a yellow cap. And there is only one green chair. There is only one green chair and on the chair there is a brown bag. There is a brown bag. There is a clock on the wall and it's 10 o'clock. And I can see the date. Date tarih demek. It is 13th of December. And there is another woman. Başka bir kadın var. She has got long brown hair. And I think the mom is sending, yolluyor. The mom is sending a letter. Bunları böyle sıralayabilirsiniz. Şimdi Ahmet Bey kıyaslamaya bakalım. Okay. The lady with green t-shirt, yeşil t-shirtlü kadın, has got short hair in my picture. What about your picture? Green. Green. The lady with green t-shirt. With green t-shirt lady in my long has got long hair in my picture. Okay, good. Are there Hocam any... ben burada bile heyecanlanıyorum. Öyle değil, milleti heyecanlandırmıyor. Pardon. Okay. Are there any chairs in your picture?
Are there any chairs in your picture? Yani senin resminde hiç sandalye var mı? He. Are there any chairs in your picture? Yes. My picture in... There are... Yok, bir tane var senin resminde. There is a green chair and on there are brown bag. There is bir tane. There is one brown bag on the chair. Yes. Okay. In my picture there are two green chairs. Okay. And the bag is in front of the chair. Hocam bir şey söyleyebilir miyim burada? Çanta önünde. Evet. Burada arkadaşlar çok özür diliyorum. Prepositions'lar. There is, there are konumuzun içerisinde var. There is, there are ve prepositions'lar. Önünde, arkasında, yanında derken bunları nasıl söyleyeceğimize lütfen çalışın. Linki verdik az önce. Hocam burada şu an ilk kez bu sınava giren birisi olarak sizin yanınızda hani burada birisi o aklıma bir şey geldi. Hani faydalı olabileceğini düşündüm. Buyurun. Bu tip şeyleri bizde çalışırken arkadaşlar yazılı olarak yaparlarsa cümleyi kurmak daha şey olur, kolay olur. Çünkü kafadan direkt şey olmuyor. Estağfurullah. Yani şey anlamında. Deriz derarı biliyoruz normalde ama böyle ardı ardına şurada şu var, aynı zamanda burada bu var derken falan böyle cümle kurumu zorlanıyor yani. Olabilir. Sınavda yazı yok bu arada. Sadece listening ve speaking olduğu için duymaya da alıştırabilirsiniz. Ama kimisi yazarak çalışır. Doğru söylüyor Ahmet Bey. Faydası da olabilir. Arkadaşlar şimdi saati de konuşalım burada. Okay, what's the time in your picture? Time is 10 o'clock. Okay, in my picture it is 7 o'clock. Yes, and the date is 13th of October. What about your picture? Olabilir ne demek hocam? Yes, it's can possible. Be. It's possible. Mümkün, olası. Evet, 13th of October. What about your picture? 13 December in my picture. Okay, very good. Nasıl öyle bir çırpıda kurdum o cümleyi ya? The lady, the mom, the blonde lady, sarışın kadın. The blonde lady has got a box in her hand. What about your picture? Blonde mu dediniz hocam ona? Blonde, ha. Blonde lady, sarışın kadın. Yani mom actually. Mom... Has got. Mom has got hand a mail. Evet, envelope da diyebiliriz zarf için. Envelope aklınıza gelmezse letter diyebilirsiniz. Ahmet Bey gibi mail de diyebilirsiniz. Mail posta demek miydi? Olmaz mı hocam? Ben de onu buldum diye seviniyordum. Aslında letter'ı da biliyordum. Bir de bana böyle yapıyor, siz görmüyorsunuz. Yani ben söyleyeceğim, bulacağım, sus söyleme diyor. Oradan böyle böyle. O kadar heyecanlandık, yanlış heyecanlanmışız. Ya ben heyecanlanmışız. Bir şey söyleyeceğim. Hani biz de buraya da bir tane gizli kamera koyacaktık. Koyalım hocam. Ben görürsün, bir sonraki derse bir gözlükle ya gözlüğüne takacağım ya yakama. Sana bir gizli kamera yapacağım. Senin de kamera arkasına ben koyacağım. Şu tepe kamerasını çeviririz hocam buraya, sıkıntı yok. Olabilir. Evet arkadaşlar, bu iki resim bu videomuzda yeterli. Sormak istediğiniz bir şey olursa bize yorumlarda sorabilirsiniz. Bunun gibi arkadaşlar resimler olacak. Bunların ismi neydi? Sen daha iyi bilirsin Ahmet Bey. Banner diye geçiyor genelde. Böyle çizgi film. Her şey, vektörel veya... Vektörel ya da bir şey daha söylüyorlardı. Illustrator mı? Ha, illüstratör diyoruz biz. İngilizcesini söyledim ben, okey. Hani bu tür resimleri internetten de bakıp üzerine böyle pratik yapabilirsiniz. İşte renkleri kullanabilirsiniz. Ne giyiyor, ne yapıyor, elinde ne var? Kelimelere çalışmanız gerekiyor. A1 kelimeleriyle de ilgili bir video yapacağız zaten. Oradan kelimelerin genel ile alakalı çalışırsınız. Bir sonraki videomuz gene resimlerle ilgili olacak arkadaşlar. Bir sonraki resimler videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Sınava girecek olan bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Lütfen heyecan ve stres yapmayın. Çok kolay bir sınav. Öncelikle videoların tamamını, A1 videolarının tamamını takip edip sonrasında sınava yönelik çalışırsanız gerçekten sınavı kendi kendinize geçebilirsiniz. Şimdiden iyi yolculuklar diliyorum İngiltere için. Görüşmek üzere, hoşça kalın.